sağlık sigortasının fiyatları ne kadar, size o paranın ya tamamını ya da diyelim ki %60'ını, %70'ini geri ödüyor arkadaşlar. Sizin bu öğrencilikteki sağlık sigortanız neleri kapsıyor, neleri kapsamıyor? Hani buraya gelirken sağlık olsa ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüyorsanız içiniz gerçekten ferah olsun. Herkese selam. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hepinize selamlar. Bugün videoda konuşacağım şeyler arkadaşlar, konu başlığından da gördüğünüz üzere Avustralya'daki genel sağlık sistemi hakkında konuşacağım ve öğrenci olarak buraya geldiğinizde sizin sağlık konusunda durumunuz nedir? Bununla alakalı size bilgi vereceğim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Hepinizin dikkatini çekmiştir. Abi Ronaldo bir gün içerisinde 20-30 milyon aboneye ulaştı. Bana hala abone olan falan yok. Lütfen kanalıma abone olun. Beni bu süreçte destekleyin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Avustralya'da genel sağlık sistemi genel olarak iyi. Fakat bu sizin vatandaş olmanıza, aynı zamanda vize türünüze bağlı olarak birazcık değişiklik gösteriyor. Şöyle ki devlet hastanesine giderseniz, eğer durumunuz acil, ameliyatlık bir şey değilse maalesef ki sizi bekletiyorlar. Şöyle diyelim ki ateşiniz yükseldi, çok büyük grip falan oldunuz vesaire. İşte serum taktırmak istiyorsunuz. Çünkü işinizi çözecek en hızlı tedavi süreci olacak. Fakat adamlar, abi burada klasik sistem. Zaten bunu birçok buraya geldiğinizde de duyacaksınız. Şöyle gidiyorsunuz, abi diyorsunuz çok hastayım, ateşim var, yanıyorum, ediyorum. Bana şu lazım, bu lazım. Saatlerce bekliyorsunuz, 8 saat, 9 saat. Size o arada panadol çakıyorlar, bir tane ağrı kesici, ateş düşürücü ilaç veriyorlar. Ondan sonracığıma saatlerce beklediğinize değmiyor. Ondan sonra diyorlar ki, şimdi nasılsın? Sen diyorsun ki şu an daha iyiyim. Aa, o zaman iyileştin, hadi evine o zaman kardeşim. Özel hastaneye giderseniz bu durum birazcık değişiyor. Tabii ki süreç biraz daha hızlı. Fakat şöyle bir şey var özel hastanelerde. Çok pahalı abi. Eğer aldığınız sigorta firması orada geçerliyse, onunla anlaşmalı özel bir yere giderseniz elbette ödemenizi yaparsınız. Sonrasında da çalışmış olduğunuz kuruma bu faturaları gönderdiğinizde de oradan belli bir ödeme almanız da geri mümkün. Ödeme kısmıyla alakalı da bilgi vermek istiyorum. Şöyle düşünün. Diyelim ki gittiğiniz hastane sizden bir ödeme talep etti, ön ödeme. Ya da diyelim ki X-ray çektireceksiniz. En basitten bu bizim başımıza gelen olaydan bir örnek. X firması, sağlık firması sizin anlaşmalı olduğunuz firma. Yani sağlık sigortanızın firması. Bu X-ray yaptıracağınız yer X firması ile sözleşmesi var. Diyor ki size işte X-ray çekimi 500 dolar arkadaşlar. Siz tabii ki 500 doları ödüyorsunuz. Ama şöyle ondan sonra bu aldığınız faturayı, işte faturada zaten tarih vesaire de yazıyor. Sonra bu firmanın mobil uygulamaları, web siteleri var. Gayet bu işlem aslında çok basit bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ondan sonra bu faturayı alıyorsunuz. Ödeme yaptığınız için o sisteme giriyorsunuz. İşte ne işlem yaptırdıysanız onu yazıyorsunuz. Tarihi giriyorsunuz. Ödediğiniz faturaya giriyorsunuz. Ondan sonraki bu ajans, işte oradaki görevli arkadaş size o paranın ya tamamını ya da diyelim ki %60'ını, %70'ini geri ödüyor arkadaşlar. Muhtemelen bu soru, en çok merak ettiğiniz soru, buraya öğrenci olarak geldiğinizde sizin bu öğrencilikteki sağlık sigortanız neleri kapsıyor, neleri kapsamıyor? Yani sizin için iyi mi, kötü mü, onu merak ediyorsunuzdur muhtemelen. Onu size şu şekilde cevaplayabilirim aslında. Arkadaşlar, öğrenciler için olan sağlık sigortası Avustralya'daki bence vatandaşlık harici en kapsamlı sağlık sigortası diyebilirim sizin için. Devlet hastanesine gittiğinizde tabii ki yine sıra bekliyorsunuz. Bu ayrı bir konu. Ama birçok böyle sorununuzu ücretsiz bir şekilde çözebiliyorsunuz. O kadar kapsamlı bir sağlık sigortası arkadaşlar. Ek olarak burada sistem şu şekilde ilerliyor çoğunlukla. İlk olarak yapacağınız şey arkadaşlar, Türkiye'deki gibi sağlık sisteminde nasıl sağlık ocağına gidiyorsunuz. Ondan sonra gerekliyse hastaneye gidiyorsunuz. Burada da süreç o şekilde ilerliyor. Burada sağlık ocağı denilen olay GP diye geçiyor arkadaşlar. Öncelikle burada GP'ye gidiyorsunuz. Ondan sonracığıma GP eğer gerek size bakıyor, işte neyiniz var, neyiniz yok, çözebiliyorsa kendisi çözüyor. Eğer çözemiyorsa, gerekli ise eğer arkadaşlar, bu noktada da sizi hastaneye sevk ediyor. Sisteme girişinizi yapıyor. Ondan sonra da oradan hastaneye giderek işlemlerinizi yapıyorsunuz.
Burada öncelik sıralaması dediğim gibi bu şekilde. Size şöyle bir bilgi de vereceğim onunla alakalı. Burada bir dönem Uber yaparken sakatlanan arkadaşımız oldu arkadaşlar. Bisikletten düşüyor. Tabii o dönem öğrenci vizesinde kendisi. Bisikletten düştüğü dönemde de omuzunu kırıyor arkadaşlar bayağı ve kötü bir şekilde kırıyor. Ondan sonra tabii ki ameliyat süreci pahalı. Ameliyat parasını öncelikle kendisi ödemesi gerekiyor bu durumda. Öncelikle ödemesini vesaire yapıyor. Tabii ki evraklarını topluyor, faturaları vesaire. Ondan sonra Uber tarafından da bu dokümanlarını vesaire ayarlıyor. Ondan sonucuma sisteme giriyorlar. Bu şekilde de parasını geri aldı arkadaşlar. Hatta emin değilim fakat 10.000 üzerinde falan tutmuştu. Çünkü iki defa ameliyata girmişti kendisi. Ama parasını da geri almıştı. Tabii ki siz şey yapmayın, hani sağlık sistemi iyi vesaire diye kapsamlı sizi her şeyden koruyor, ücret ödemiyorsunuz, paranızı geri alıyorsunuz diye. Tabii ki kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hani sağlığınıza, yediğinize, içtiğinize, ondan sonucuma birazcık da böyle aksiyonlardan bir tık uzak durmaya çalışın. Yine günün sonunda her ne kadar sağlık kapsayıcı olsa da abi sağlık her türlüsü şey yani hani ne derler, tatsız. Sağlığını kaybetmek para değil günün sonunda. Sağlığını kaybetmek, hasta olmak günün sonunda tatsız bir konu. Tabii ki bu kapsayıcılık böyle estetik olayları vesaire gibi kapsamıyor. Hani böyle acil durumları kapsıyor. İşte hastalığınız, ameliyatlarınız işte vesaire vesaire. Zaten şöyle bir şey de var, bir diğer konu. Bu sağlık sigortanızı yaptığınızda, dokümanınızı elinize aldığınızda orada göreceksiniz zaten. Onun bir listesi var. Neleri kapsıyor, neleri kapsamıyor. Detaylı noktalarına ulaşabilirsiniz rahat bir şekilde. Hatta kendiminkinden size örnek vereyim arkadaşlar. Kız arkadaşımın öğrenci vizesindeyken sağlık sigortası halinde olmak zorunda. Şöyle ki bir gün karnım ağrıyor diye işte bana yazdı. Dedim ne oluyor hani falan. İyi değilim dedi. Dedim hastaneye git. Geliyorum. Tabii ki öncelikle dediğim gibi sağlık ocağı sürecini halletmiş oldu. Oradan da bunu hastaneye sevk ettiler. Ben de hastaneye gidip yanına ulaştım falan. Bizden tahlil aldılar işte. Kız arkadaşımdan tahlil aldılar. İşte bir kan testi yaptılar. Ondan sonucuma. Kan testinde tabii ki bir şey bulamadı. Apandisit olmasından korktular. Ama kan testinde bir şey çıkmadı. Ondan sonra bunu artık ne ediyorlar bilmiyorum. Bir tane MR makinesine mi bir şeye aldılar. Bu arada 8-9 saat falan bekledik. Sonrasında tahlil çıktı. Dediler ki apandisit var. Dedik biz hala şimdi kız öğrenci vizesi var. Benim durumum bir tık farklı. Dedik ne yapacağız falan. Dedik hani bu süreci Tayland'da yapsak nasıl olur vesaire. Çünkü sonuç olarak Tayland'ın vatandaşı. Dediler ki risk alamayız. Çünkü ya patlayabilir, patlamayabilir de. Bunun bir garantisi yok. O yüzden de ameliyat olmanız gerekiyor abi. Dedik ama hani öğrenci vizemiz var. Bize kaça mal olacak vesaire vesaire. Sonra öğrendik ki apandisit ameliyatına da herhangi bir ücret ödemiyoruz. Sadece devlet hastanesinde yaptık bunu. Kayıt sürecine verdik galiba 100-150 dolar falan bir hastane girişinde. Bunun geri ödemesini aldık mı, başvurduk mu hiç hatırlamıyorum burasını. Çünkü stresli bir dönemde hala sağlık ciddi bir konu. Bayağı o gün böyle ertesi güne falan dediler ki hiçbir şey yemeyeceksiniz vesaire vesaire. Sabah ameliyat olunacak. Biz tabii ki şok olduk, panik abi. Günün sonunda kimsen yok. Hani birbirimiz varız burada. Bu yalnızlık duygusu falan bir garip bir şey oldu böyle. Ama şey yani ameliyat bayağı temiz geçti. 2-3 gün hastanede konakladık. Tabii ben eve gidişim, gelişim vesaire yaptım. O ayrı bir konu. Ama ameliyat temizdi. Ameliyat sürecinizi takip ediyorlar. Diyorlar ki ameliyattan sonra şu ilacı alacaksınız. Size oraya ücretsiz bir şekilde ilaçlarını veriyorlar. Ondan sonra doktoru görmen için birkaç tane randevu oluşturuyorlar sana vesaire. Bu süreci falan her şeyi yaptık. İmzalar aldılar vesaire vesaire. Herhangi bir ücret ödemedik arkadaşlar. Bayağı bütün ameliyatı, sonrasında ilaç sürecini, işte doktorlarla görüşmeyi vesaire. Bütün süreci ücretsiz bir şekilde çözdüler. Hani öğrenci vizesindeki aldığınız bu sağlık sigortası bayağı kapsayıcı bu konuda. Dediğim gibi şey yani bu arada hani şey düşünmeyin. Hangi sağlık sigortasını almam gerekiyor diye düşünmeyin. Zaten sadece aradaki aracı firmalar farklı ama bu ana koruyucu sağlık birimi aynı arkadaşlar. Sadece bu aldığınız firma değişik oluyor. İşte X firması, Y firması. Sadece bu ikisi arasındaki fark işte müşteri hizmetleri, ulaşım kolaylığınız vesaire vesaire olarak düşünebilirsiniz. Ama günün sonunda aldığınız sağlık sigortası tek bir sigorta olmuş oluyor aslında. Bu kısım böyle.
Ama dediğim gibi sessiz olun, yani şey yapmayın, sağlığınızı koruyun yine de günün sonu. Tatsız konular. Mesela benim şu an sağlık sigortam farklı. Benim çalışma vizem var arkadaşlar, 485. 485'teki sağlık sigortası bir tık daha farklı. Mesela netinki öğrenci olduğu halde, hani öğrenciyiz abi falan diye düşünüyorsunuz mesela. Ama halbuki çok daha güçlü. Benimki çalışma vizesine ait bir tane farklı bir sağlık sigortam var. O şekilde olmak zorunda. Ama şöyle düşünün, eğer vatandaş değilseniz, vatandaşlıktan sonra belki vatandaşla bile neredeyse eşdeğer olabilir. Ondan sonraki en koruyucu olan siz öğrenciyken tuttuğunuz sağlık sigortası. O yüzden hani buraya gelirken sağlık olsa ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüyorsanız içiniz gerçekten ferah olsun. O konuda burada rahat edersiniz. Dediğim gibi herhangi bir yere giderseniz X-ray olsun vesaire olsun bir tedavi oldunuz, faturanızı aldınız. Bunların online ne derler başvuru sistemleri var. Oraya dokümanlarınızı yüklüyorsunuz. Oradan paranızı geri alabiliyorsunuz. Bu konuda hiçbir sıkıntı olmuyor zaten. Bir diğer konu. Diyelim ki kendi başınıza sağlık sigortası alacaksınız. Bu konuda da yapmanız gereken şey basit. Diyelim ki işte öğrencilik bitti. Sonrasında çalışmak için böyle vize başvurunuzu yaptınız. O konuda da şöyle yapacaksınız. Diyelim ki X firmasından alacaksınız. X firmasının web sitesine giriyorsunuz abi. Orada zaten direkt bunlar daha önce bu işlemi zibilyon kere yaptığı için her şey çok basit. Orada işte ilerlerken işte bir kişi için mi, iki kişi için mi gibi sorular var. Diyelim ki bir kişi kendiniz için olacak. Oraya girdiğinizde şey var. Orada bir sürü vize türü var. İşte aile vizesi olsun, öğrenci vizesi olsun, çalışma olsun, work and holiday olsun. Bir sürü farklı farklı şey var. Oradan hangisi ise onu seçiyorsunuz. Ondan sonra üç farklı paket geliyor genellikle. İşte en kapsayıcı olanı, işte bir tık kapsayıcı olanı falan. Zaten her türlü hepsi de iyi, hani böyle ekstrem bir şey olmadığı sürece hepsi zaten işinizi çok rahat bir şekilde görüyor. Uygun olanını seçiyorsunuz abi. Ondan sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Bitti gitti yani, aslında bu süreç bu kadar basit. Siz onun tabii ki şeye gitmeyin, özel hastanelere gitmeyin. Çünkü eğer orada yatılı kalma durumunuz olursa gecelik size 2000-3000 dolara patlayabilir. Ama bu paranın ne kadarını alabilirsiniz, geri ne kadarını alamazsınız hiç bilmiyorum. Yine de özele gitmeyi düşünüyorsanız hangi şirketin, anlaşmalı şirketin sağlık sigortasını tutuyorsanız aracı firma olarak X firması, Y firması neyse şey yapın. Hastaneleri Google'da aratın, hangisi bu firmalarla çalışıyor, ona göre harekete geçin. Öteki türlü belki de paranızı geri alamayabilirsiniz. Kendinizi bu noktada şey yapın hani, koruyun. Çünkü günün sonunda burada para en önemlisi. Sağlık da aynı şekilde. Bu ikisini olabildiğince korumaya çalışın arkadaşlar. Diyelim ki başınız ağrıyor vesaire. Bu tarz ufak şeyler için hastaneye gitmeyin. Çünkü saatlerce sizi bekletecekler. Hatta vatandaşlar bile şikayetçi bu konudan. Yani böyle hani serum taktırmak istiyor. Diyor ki hani ateşim var, en hızlı bu çözer. Yapmıyorlar abi. Vatandaşlarına da aynılar. Türkiye'deki gibi hızlı bir şekilde yürümüyor bu işler burada maalesef. Size bir tane dediğim gibi Panadol ağrı kesici, ateş düşürücü verecekler. Saatlerce bekleyeceksiniz. Beklediğinize yanacaksınız bir nevi. Boş boş zaman öldüreceksiniz. Ondan sonracığıma sizi eve geri yollayacaklar. O yüzden sağlığınızı burada korumaya dikkat edin gerçekten. Hani bu çok önemli bir konu. İşte vitaminlerinizi, minerallerinizi eksik etmeyin. İşte etiniz, proteininiz neyse onları alın. Sporunuzu yapın. Kimse günün sonunda hastaneye düşsün istemem. Hoş bir konu değil açıkçası. Şimdi soracak olursanız bu sağlık sigortasının fiyatları ne kadar? Ben geldiğimde öğrenci iken arkadaşlar sanırım 1000-1500 dolar arası falandı bir yıllık ücreti. Emin değilim. Belki hatta 2 yıllık ücreti de o şekilde olmuş olabilir. Ama bu civarda bir para ödemiştim. Çok pahalı değil ama kesinlikle olması gereken bir şey. Öteki türlü zaten vizenizi vermiyorlar size. Öğrencilik sonrası fiyatlar ne kadar diye soracaksanız X firması diye söyleyelim. Şu an benim aylık ödediğim oraya fiyat 86 dolar ödüyorum aylık. Bu da bana yıllık 900 küsüre denk geliyor. 960 artık ya da 1000 dolara mı ne denk geliyor. Çok pahalı değil ama olmazsa olmaz bir durum arkadaşlar. O yüzden sağlık sigortanız olması şart. Pahalı değil. Dediğim gibi öğrenci için çok kapsayıcı olan bir sağlık sigortanız var. Bu konuda şanslısınız. Hani gönlünüz rahat olsun. Buraya gelirken eğer endişeleniyorsunuz abi, hani hangi sağlık sigortam olacak? Hastanelerde perişan olur muyum? Paramı geri alabilir miyim? Kaç paraya patlayacak falanlar filanlar.
Bu konuda gönlünüz rahat olsun. Hani çok bir şey ödemiyorsunuz. Ödediğinizde geri alıyorsunuz. Bu konuda diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sağlık konusu, sağlık sigortanızın kapsayıcılığı, kaç para ödersiniz, nerede yaparsınız, formu nasıl doldurursunuz vesaire vesaire, kısaca özet geçtim size. Tabii yine aklınıza takılan soru varsa muhakkak videonun yorum kısmında bana ulaşabilirsiniz. Oradan da detaylı bir şekilde size yazılı olarak açıklayabilirim konuyu, sormak istediğiniz konuları. Diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu da şu şekilde bitirmek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi abi, Ronaldo saatler içerisinde milyonlara ulaştı. Bizim neyimiz eksik? O yüzden kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.